Admin panelimizle ilgili şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Şuradaki kısmı görüyorsunuz. Dashboard, Home, Dashboard şeklinde bir kısım var. Bu kısmı biz her yerde kullanmayı düşünüyoruz. Şöyle yapacağız. Admin panelimize devam edelim buradan. Admin panel layoutumuza. İndeksimize şöyle bir açalım indeksimizi. Evet şöyle sıralamayla geldiğim zaman admin kısmı linkler vesaire gibi menüler kısmını geçip aşağı doğru inelim. Bayağı bir inelim. Satır numarasından takip edebilirsiniz bu arada. Ben hızlıca iniyorum. Template'e biraz hakim oldum artık çalışa çalışa. Register user onun da altında devam edelim. Devam edelim. Takipçiler ah geçmiş olabiliriz. Ne dememiz gerekiyor? Hatta şöyle arayarak bulabiliriz. Neyi bulacağız? Şuradaki dashboard yazısını bulacağız. Ctrl F dedim. Dashboard. Evet, şuradaki kısım. Şu row'u şuradan alacağız. Ctrl C ne demiş? Main content'in içerisinde wrapper'ın ee, içerisindeymiş. Overview diye geçiyor. Hemen şuraya geçip ne yapacağız biz de? Main content'in içerisinde geleceğiz. Render body kısmı var. Main content'in içerisinde render body wrapper'ın hemen üstünde şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Admin paneli diye bunu değiştirelim. Şimdi şuraya controller adını, şuraya da e, action adını yazdırabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Şimdi öncelikle controller adı için ne yapmamız gerekiyor? Gelip e, bunun en üstünde, şurada, şu kısımda yüklendiğinde ne dememiz gerekiyor? String olarak controller adı diyelim. Controller adı eşittir View Context menüsü altından Row Data nokta Get Required String aç parantez String Value Controller diyoruz Cont Controller noktalı virgül şimdi ne yapmamız gerekiyor burada Controller adımızı yazdırmamız için direkt gidip ilgili yere et Controller adı şeklinde yazmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Biz de ne yapıyoruz? Hemen burada geliyoruz. Ee, az önce oluşturduğumuz yere render body'nin hemen üst kısmına render body'nin hemen üst kısmına şurada home controller kısmına et ne yazmıştık? E, ee, controller cont olur adi. Evet, değişkenimiz geldi. Kaydettim. Ctrl-S dedim. Şimdi gidip adminimde bunu yenileyim arkadaşlar. Şuraya home yerine ne yazacak ona bir bakacağım. Kontroler adım yazacak mı? Tekrar giriş yapayım. Giriş yapmamı istedi. Evet, admin olarak kontrolerim geldi. Site kimliğe tıkladım. Kimlik olarak geldi. Hakkımızda'ya tıkladım. Hakkımızda olarak geldi. Gördüğünüz gibi tamam. Bize şu anda bu yeter. Dashboard kısmını bir daha yazmaya gerek yok. Uh, link olarak bir şey vermeyeceğim. Sadece bilgilendirme amaçlı bize gelsin bu. Link olarak tekrar aynı yere vermenin bir manası yok. Şöyle DS koyayım. Dilerseniz siz A komple kaldırabilirsiniz. Sadece ismi yazsın dersiniz. Bolt edersiniz. Fark etmez. Burada sadece bilgilendirme amaçlı. İşte blok kayıtlarından blok yorumlarına gittiğiniz zaman burada blok yazacak arkadaşlar. Evet yorum yazacak işte. Yorum kontrolur şeklinde. Bu şekilde root attribute de Yazdırmış olduk admin paneliyle ilgili. Bu da farklı bir şey oldu. Projelerinizde kullanmanız için işte böyle yolları teker teker almanız için bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun.